Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam Maksut dersi, Maksut kitabına başlangıç. Bu dersi hem eski basımdan göstermek istedim sizlere. Eski basım elinizde sizin kitaplar arkadaşlar bu şekilde mi? Yani kenarda şurada olduğu gibi notlar var mı sizinkilerde? Değil diyor. Evet diyor. Farklı farklı görüşler artıklar. Ama sadece şurada olduğu gibi ana ibare mi var? Belki kenarda değil, altta vardır. Kitabın alt tarafında mı sizinkiler? Evet. Yani altta veya kenarda aynı şey yazıldıktan sonra yeri çok önemli değil. Sizdekiler yine nettir, bilgisayar basımıdır. Bu eski basım bir kitap. Karışık yazı değil mi? Yazılar birbirine girmiş. Ne diyor burada? Meksudun. Meksut. Maksut kelimesi kasede yeksidu. Kastun, kasidun, meksudun. İkinci baptan. İkinci baptan ismi mef'ul olmakta. Evet, sizi anlıyorum aynen. Sizdekiler bilgisayar basımı. Bilgisayarlı hat olduğunda daha açık sizinkiler. Şimdi kitaba başlayalım. Elinizde açık kitap da var. Bu şekilde olanı da var. Buradan bir giriş yapalım. Bu eski basım kitaplardan öğrenmemiz gereken bir takım şeyler var. Bu yüzden bu şekilde başladık. Şimdi maksut diyor. Maksut kast edilen değil mi? İsim meful bir kelime. Kast edilen, kast edilmiş. Artık her ne kast ediliyorsa. Yani kelimelerde kast edilen şey nedir? İkinci baktan bir kelime dedik. Kitapların kiminde maksut yazmakta. Mesela bunda kast edilen şey nedir? Hada kitabul maksut. Hada bu nedir? Kitabul maksudi. Maksut kitabıdır. Ama kitap kelimesi ve hada kelimesi yazılmıyor burada. Sadece maksut yazıyor. Bunun başındaki hada'yı veya kitabu kelimesini göremiyoruz. Yani hada bu nedir? Kitabu el maksut. Bu nedir? Maksut kitabıdır. İşin aslı bu. Yani şu an önünüzde duran şey maksut kitabıdır diye yazar. Ama yazmamıştır. Neden? Çünkü hada kitabı maksut demeye gerek yok. Buraya maksut yazdığımızda bunun önümüzdeki kitabın adı olduğunu anlıyoruz. Ne gibi? Pazara gittik diyelim. Elma satıyorlar. Üzerine bir fiyat etiket olacak. İşte bu elmadır, fiyatı şudur demeye gerek var mıdır? Gerek yoktur. Eğer elmanın üzerinde bir fiş, afiş, bir kağıt varsa atıyorum 3 yazsan veya kilo 3 lira yazsan elmanın fiyatı olduğu anlaşılır. Yani illa gidip oraya elma 3 lira yazmaya gerek yoktur. Aynı şekilde kitabın üzerine de bu maksut adlı kitaptır şeklinde uzatmaya gerek görülmemiştir. Üzerine maksut yazılması yeterlidir. Besmele var burada. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile başlarım. Okumaya başlarım. Besmele'de geçen Rahman ve Rahim kelimelerini kısaca anlatmak gerekirse, Besmele'deki Rahman ve Rahim kelimelerini sarf yönünden anlatıyoruz. Henüz sarf ilmindeyiz. Maksut adlı kitap, sarfta okutulan üçüncü kitap. Sarf ilmine ait ilk kitap Emsile'ydi, ikincisi Bina'ydı, üçüncüsü Maksut'tayız. Maksud'un yazarı kim olduğu yine net değildir, tıpkı Bina gibi. Ama İmam Azam'a nispet edilmektedir. Onun yazdığı varsayılıyor, öyle düşünülmekte. İmam-ı Azam'ın yazdığı söylenmektedir. Dolayısıyla mensup kitap deniyor. Yani öyle nispet edilmiştir. Garanti belki belgeli net bir şey olmasa da o şekilde bir düşünce mevcut yani. Peki Rahman ve Rahim kelimeleriyle ilgili. Rahman, dünyada bütün insanlara Allah'ın acıması manasına geliyor. Dünyadaki tüm insanlar, yani kafirine de, münafığına da, Müslümanına da, Budistine de fark etmiyor. Herkes acıması. Rahim ise
ahiretteyken yalnızca müminlere acıması manasına geliyor. Rahman dünya ile alakalı tüm insanlara acıyor. Rahim ise ahiretle alakalı yalnızca müminlere acıması manasına geliyor. Hem Rahman hem de Rahim kelimesi her ikisi de mübalağalı ismi faildir. Yani Nassarun diye emsilde görmüş olduğumuz kalıptan. Kalıp burada farklı. Rahman diye bir kalıp henüz görmedik. Rahim diye henüz bir kalıp görmedik. Bunlar nasıl mübalağalı ismi fail olsun ki diye bir düşüncemiz olsa da mübalağalı ismi failin diğer kalıplarını artık yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Farklı kalıpları da varmış. İşte Rahman olsun, Rahim olsun bunlar mübalağalı ismi fail olarak kabul edilmiştir. Diğer bir görüşe göre bunlar sıfatı müşebbehedir. Henüz işlenmedi bu da. İleride işlenecek. Siz gene de not alın. Rahman ve Rahim kelimesiyle alakalı olarak bunlar her ikisi de mübalağalı ismi fail veya sıfatı müşebbehedir. İki şekilde de değerlendirilmiştir. Ama daha çok mübalağalı ismi fail olduğunu kitaplar okumaya devam ettikçe kendiniz de göreceksiniz. Ardından Elhamdülillahi. Elhamdü. Elhamdülillah şu an görüntü çok net değil. Ama elinizde eski bir basım varsa, benim elimde eski bir basım var. Şu an yakından bakıyorum. Elhamdü kelimesinin hemen dalın üstünde şurada iki yazdığını görüyorum. İki yazıyor. Bu ne demek? Git iki numaralı haşiye notuna bak şu yani. Şurada bir şeyler yazıyor. Burada neler yazmakta? Görüntü fazla net değil. Resim çünkü. Bir de eski basım çok kaliteli çekilmemiş. Yani çok kaliteli bir tarama söz konusu değil. Ben önümdeki kitaptan orayı okumaya çalışayım. Diyor ki وَلَا بُدَّ ف۪ي مَقَامِ الْحَمْدِ مِنْ خَمْسَةِ اَشْيَاءَ وَلَا بُدَّ muhakkak gerekir. Şurada bak yazıyor. وَلَا بُدَّ muhakkak gerekir. Nerede? ف۪ي مَقَامِ الْحَمْدِ Hamd makamında gerekir. Ne? Min hamseti eşya. Beş şey gereklidir. Hamd makamında. Hani elhamdü. Hamd demek değil mi? Hamd nasıl hamd olabilir? Hamdin gerçekleşebilmesi için beş tane madde gerekir diyor. Bir hamdden bahsedeceksen beş tane şeyden bahsetmen gerekir. Hani bir bilgisayardan bahsedeceksin. İşini gören bir bilgisayar ne lazımdır? İşte mouse lazım, klavye lazım, ekran lazım gibi. Şimdi hamdden de bahsedeceksen veya bir namazın namaz olabilmesi için bunun rükünleri var değil mi? Şartları var, farzları var, vacipleri var. İşte hamdin de hamd olabilmesi için 5 tane şey muhakkak gereklidir. Bunlar nedir? Bir tanesi hamidun. Şurada yazıyor bak. Hamid. Yani hamd edici. Örnek biz yani insanlar. Hamd edici. İsim faiz zaten. Ardından ne demiş? Ve mahmudun. Ve mahmud. Hamidun hamd edici ise Mahmud ne demek olur? Bir soruydu. Bakalım cevaplar ne olacak mı? Hamd edilmiş. Evet. Hamidun hamd edici. Yani insan mesela hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hamd için şükür diyelim şu anlık. Şükretmek, teşekkür etmek. Mahmud da şükredilen, teşekkür edilen. Yani Yüce Allah kastediliyor burada. Birazdan açıklaması gelecek zaten. Mahmudun dedik. Ardından ne geliyor? Mahmudun aleyh. Bir de ne var? Mahmudun aleyh var. Başka ne var? Mahmudun bih. Birazdan neler kastedildiği anlatılacak. Mahmudun bih dedik. Ve hamdun. Bir de ne var? Hamd var. Ve hamdun. Hamd da var. Peki felhamid hamid nedir? Yani hamd edici kişi kimdir? Huvel musannif. O musanniftir diyor. Hamd edici kişi kim? Musannif. Yazı yazan kişi hamd ediyor burada. Demek ki hamid burada demişti ki hamid. Hamid'den kasıt kimdir? Musanniftir. Yazı yazan her kimse o. Kitabı yazan kimse o. Ve Mahmud şurada demiştik değil mi? Kendisi Mahmud demiştik. Yani hamd edilen dedik. O kim? Hüve Allah. O da Allah'tır. Kendisine hamd edilen Yüce Allah'tır. Celle Celaluhu.
Ve mahmudun aleyhi ve el nimet. Mahmudun aleyh yani hamd edilen şey nedir? Nimettir. Ve el mahmudu bih. Bir de mahmudun bih var. Yani kendisiyle hamd edilen. Hamd etmede kullanılan araç gereç nedir o? El elfaz. O da lafızlardır. Ağzımızdan çıkan sözcüklerdir. Peki velhamdü. Hamd nedir peki? Hüve o el emrul manevi. O manevi bir durumdur. El vasilu ulaşıcı olan. Minel hamidi hamd edenden ilel mahmudi. Hamd edilene. Hamd eden kişiden hamd edilene yani yüce, yani insandan yüce Allah'a ulaşan manevi bir durumdur diyor. Buraya kadar anlattıklarımız sadece hamd kelimesinin üzerindeki 2 numaralı dipnotu okumayla alakalıydı. Birazdan 3 numaralı dipnottan da belki okuyacağız bakalım. Şu ana kadar ne anlattım? Bir hamdden bahsedebilmek için 5 tane şey gerekir dedik. Bunu tek tek okuduk. Ardından ne olduklarını açıkladık. Böylece burası bitti. Bununla birlikte hamd kelimesi arkadaşlar hamide yahmedu kökünden mastar gayrimim olmaktadır. Hamide yahmedu hamdun elif lam gelmiş elhamdü olmuştur. Şu an değil ama ileride şimdi elhamdü. Bu elhamd kelimesinin başındaki elif lamın kelimeye kattığı manaları da ileride inceleyeceğiz. Şu an elhamd kelimesine bu kadar giriş yaptık. İleride bu giriş daha fazla genişleyecektir. Şu an için anlattıklarımdan anlaşılmayan bir şey var mı? Hamd kelimesini geçeceğim çünkü. Yok herhalde. Elhamdü hamd yani şükür kim içindir? Kime aittir? Lillahi. Hamd yüce Allah'a aittir. Öyle Allah ki el Vehhabi. Vehhab olan Allah. Vehhab ne tür bir kelime? El-Vehhab sarfiyemini düşündüğümüzde ismi tafdil midir? Mübalağalı isim fail midir? Yoksa mimli mastar mıdır? Mübalağalı isim faildir. Vehhabun nassarun gibi değil mi? Nassarun vehhabun. Mübalağalı isim faildir. Vehebe yehibu. Vehebe yehibu. Karşılıksız vermek demek. Bahşetmek demek. El-Vehhabi. Mübalağalı isim fail olduğu için çokça ihsan eden. Çokça karşılıksız verendir. Kim için? Lil-Mü'minine. Müminler için. Müminlere karşılıksız çok çok nimetleri var. Peki burada neyi çok çok bağışlıyor? Sebil es-savabi. Sebil yol demek. Es-savab doğru demek. Doğru yolu müminlere bağışlayandır. Vehebe yehibi. Üçüncü baptan olan da var. Yani ilgili kelime birden fazla baptan gelmekte. Anlaşıldı sanırım. Sebil es-savabi. Doğru yolu çokça bağışlayandır. Doğru yola iletendir. Buradaki vehhab kelimesini bir sürü manaya gelmekte. Yani çok bağışlayıcı manasına geldiği gibi ihsan edici, karşılıksız verici, sevk edici de diyebilirsin. Yani çeşitli manalar verilmekte. El vehhab kelimesini lil müminine, müminler için el vehhab çok yol göstericidir. Sebil es-savabi, doğru yola. Ve salatu salat. Salat kelimesinde benim kitabımda 3 yazıyor. Burada da illa ki 3 yazıyordur. Şurada 3 yazıyor yani. 3 burası. Ve salatu salat neyin nesidir? Hiye o minallahi teala er-rahme. Yüce Allah'tan rahmet. Vel mağfiret. Ve min melaiketi. Ve meleklerinden el-istiğfar. Yüce Allah'tan rahmet. Meleklerden istiğfar. Ve min ibadihi ve kullarından eddua, kullarından ise dua manasına gelir.
ve minel enbiya, nebilerden de şefaat manasına gelmektedir. Yani salat kelimesi ne manaya gelir? Yüce Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden dua, peygamberlerden şefaat. Bu vesselamu ve selam. Selam ne demek? Selam dünya ve ahiret zorluklarından emin olmak. İşte bu iki şeyde hem salatta hem de selamda kimin üzerine olsun? Kimin üzerinedir? Ala nebiyyihi zamirinden kasıt ne olmakta? Yüce Allah yani. Yüce Allah'ın nebisi üzerine olsun. Salat da selam da yani Allah'tan rahmet, bağışlanma. Hem rahmet hem mağfiret Yüce Allah'tan kimin üzerine olsun? Onun nebisi üzerine olsun. Burada Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kastediliyor. Zaten nebiyihi onun nebisi üzerine olsun dedikten sonra hangi nebi yani? Nebi dediğinin bir sürü nebi var. Nebiden maksat, nebiden bedel, kasıt kimdir? Muhammed'in. Muhammed üzerine olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed kelimesi hangi kökenli tür bir kelimedir? İsim mef'ul tef'il babı. Evet. Muhammed üzerine olsun. Öyle Muhammed ki ezzaciri, men edici, yasaklayıcı. Zacir ne tür bir kelime? İsim fail. Evet. Birinci baptan zecara, yezcuru. Birinci baptan zacir ismi fail olmakta. Ezzaciri. Neyden peki men edici, yasaklayıcı? Anil iznabi. İznab günah demek. Eznebe yuznibu iznabun. Ekrame yukrimu ikramun. Günah demek. Günahtan men edici. Elhassi. Yine öyle peygamber, yine öyle nebi ki elhassi. Teşvik edici. Neye teşvik edici? Ala talebi sevabi. Sevap talep etmeye. Sevap talep etme üzerine teşvik edici. Sevap talebi üzerine teşvik edici. Günahtan da men edici, yasaklayıcı. Muhammed Aleyhisselam üzerine ne olsun? Salat ve selam olsun. Salattan kasıt nedir? Selamdan kasıt nedir? Bilmemiz lazım. Salat ve selam kimin üzerine olsun? Yüce Allah'ın nebisi üzerine olsun. Nebiden maksat Hazreti Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Muhammed yani? Şimdi özellik geliyor. Ezzacir an izni abi. Günahtan men eden ve sevap işlemeye de teşvik eden diyerek buraya kadar mı tamamladık? Ve daha kimin üzerine olsun? Salat ve selam. Ala alihi onun ali üzerine olsun. Alden maksat ehli yani. Ala alihi derken onun nesi kastediliyor? Aile halkı. Al, aile halkı demek. Ev halkı. Yani çoluk çocuğu, eşi manasına geliyor. Ve ala alihi diyor. Dikkat ederseniz. H'nin altında ne var? 5 var. 5 gibi, cizim gibi bir şey var. Bu daha önce nerede geçti? Hadi bunu bulalım. Hemen sağdan başlayalım. Böyle şurayı ara. Bu şekilde aramaya devam etmemiz lazım. Geri geri kelimelerin hangisinin altında buradaki gibi bir cizim, yani sıfır gibi bir şey var? Hangi kelimenin? İlgili yerde başka nerede var? Evet, Muhammed kelimesinin altında da aynısından var. Ali'nin altında olduğu gibi Muhammed'in hemen altında, Mim'in hemen altında yine 5 var. 5 diyebilirsin artık 0. Cezim ne diyeceksin? Aynı işaret yani. Şunu demek istiyorum. Şimdi eski basın kitaplarda şöyle bir durum var. Ala alihi hi o demek. Onun ali üzerine olsun. Yani onun ev halkı üzerine olsun. Onun derken kimin yani? Kimden bahsediyorsun?
Daha önce kim geçti? Hemen geriye bakıyorsun, bakıyorsun. Bir Muhammed kelimesi geçti. Başka kim var? Başka da kimse geçmedi zaten. Daha geçmiş olsa bile karıştırılmasın diye. O zamirden kasıt kimdir? Onu ifade edebilmek adına zamirlerin altına bir işaret konulur. Ve o işaret her ne kastediliyorsa onun da altına konulur. İşte burada hi'den kasıt Muhammed kelimesi olduğunun kanıtı nedir? Hem hi'nin altında bir işaret hem de Muhammed'in altında aynı işaretten var. Kastedilen o yani. O derken kimi kastediyorsun? Felsefi mi? Erseli mi? Nurcan'ı mı? Hi derken kimi kastettin? İşte hem felsefiye bir işaret koyarsın hem de hi'nin altına bir işaret koyarsın. Aynı işaretler olduğu için ikisinin yani birbirinin kastedildiği anlaşılır. Böyle bir yöntem var eski basın kitaplarda. Bu alta işaret koymayı daha göreceğiz yani. Diğer kelimelerde de sık sık karşımıza gelecek. Demek ki hala alihi onun hali. O hangi o? Bakıyorum aynı işaretten Muhammed kelimesinin altında var. Yani Muhammed'in hali üzerine olsun demektir. Ve daha kimin üzerine olsun? Ne ama ne? Salat ve selam. Daha kimin üzerine olsun? Eshabihi onun eshabı üzerine olsun. Yani eshab kısaca peygamberin arkadaşları. Eshabtan maksat hayril ali. Hayril ali. Veya şöyle olmalı. Ve yukarı doğru. Eshabtan maksat nedir? Ashabın en hayırlısı. Ashabın en hayırlısı. Ve daha kimin üzerine olsun? Hayrül eshabi. Burada bir geç. Yanlış okuduk değil mi? Benim kitapta nasıl yazılmış? Ve eshabihi hayril eli mi demiş? Hayril ali ve hayrül eshabi. Anca okudum. Hayril ali ve hayril eshabi. Yani alinden bedel alin en hayırlısı. Şurada ala alihi dedik. Alihi, onun ailesi üzerine olsun. Ailesinden maksat hayril ali. Ailenin en hayırlısı. Yani ailesinin en hayırlısı. Ardından ve eshabihi demiştik. Eshabından maksat da diyor hayril eshabidir. Yani eshabın en hayırlısı. Ailesinin en hayırlısı olanlar üzerine olsun. Ney? Salat ve selam. Buraya kadar bir girişti. Şimdi başka bir girişi daha başlayacağım. Buraya kadar ne yaptı? Bir tane besmele çekti. Ardından hamdele yani elhamdülillah diye başladı. Ardından salvele denen essalatu vesselamu diye devam eden bölüm. Demek ki şu ana kadar 3 bölüm işledi. Bir, besmele. Bismillahirrahmanirrahim. 2, hamdele. Elhamdülillahi elvehhabi lilmü'mine sebil as-savabi. 3 neye değindi? Salat ve selama. Es-salatu ve selamu ala nebiyyi Muhammed diye devam eden bölümde salat ve selam bölümüdür. Zaten bu 3 ne diyelim 3 bölüm kitapların çoğunda olan şeydir. Ve ba'du bundan sonra. Neyden sonra? Yani besmele, hamdele ve salvele'den sonra. İleride bu anlattıklarımın hepsine daha geniş değineceğiz yani. Şimdi besmele'ye daha geniş bakacağız. Hamdele'ye daha geniş. Ve Ba'du'da daha fazla konuşacağız. Ama bunların hepsi ilerledikçe olacak. Yani Ba'du bundan sonra derken ne kastedildi? Besmele, Hamdele ve Salvele'den sonra. Yani giriş cümlelerinden sonra şunlara da değinirim diyor. Şe innel arabiyyete şüphesiz ki Arapça dikkat et bak El Arabiye kelimesinin aynın altında ne var? 9 gibi bir şey var. İleride yine çıkacak bu. Fe innel Arabiyete şüphesiz ki Arapça. Arap dili nedir? Vesiletün vesiledir. Neye? İlel ulumi şer'iyeti. Şer'i ilimlere. Şer'i dini yani. Dini ilimlere vesiledir. Dini ilimler ne gibi? Mesela fıkıh gibi, hadis gibi, usul dersleri gibi, kelam gibi. Hani say say devam et. Dini derslere, dini ilimlere vesiledir Arapça. Arapça olmadan dini ilimler
öğrenemez miyiz diye bir soru akla gelebilir yani. Benim geliyor mesela. Türkçeden fıkıh kitabı okusam olmaz mı? Veya Türkçe bir hadis kitabı, örnek Riyazu Salih'in tercümesi. Veya El-Erbu'un okuyoruz Arapça. Onun tercümesi yok mu? Var. Alıp ondan okuyun. Olmaz mı? Olur. Yani bir şu an okuduğumuz El-Erbu'un adlı kitabın tercümesini alıp okusam ilim elde etmiş olamam mı? Dini ilim elde etmiş oluruz. Ama şuna göz ardı etmememiz gerekiyor. Tamamıyla o hadisi şerifi çeviren kişinin insafına kaldık. Yani adam orada doğru mu çevirdi? Veya onun altına iki yorum yaptı. Yorumu doğru muydu? Felanca mezhebe göre miydi? Bizi kendi görüşüne mi çekmişti? Kendi görüşünü ekledi mi? Tercüme kitaplarda bu tür sıkıntılar olabiliyor. Buna daha önce belki değinmişimdir. Bir arkadaşla şöyle bir konu biz tartıştık bir ara. Yani ilmi münazara diyelim artık. Kendisi orucun başlangıcıyla sabah imsak vaktinden bahsediyorum. Orucun başlangıç vakti ile sabah namazının başlangıç vaktinin aynı olmadığını iddia ediyorum. Yani sabah ezanı okunduğunda imsak vaktinde oruç başlayabilir ama namaz başlamaz. Daha hala beklemeniz gerekir şeklinde iddiası vardı. Neye dayandırıyorsun? Tecridü sari. Nerede? Türkçe basından bir resim yolladı. Yolladığı yerin aynı bölümün Arapça baskısı vardı. Baktım aynı yerde harbiden Arapça yazıyor mu? Baktım yazmıyor. Onun tercüme olarak yolladığı metin, o cümleler Arapça orijinal basında yoktu. Tamamıyla kitabı çeviren kişi kendi görüşlerini eklemiş. Okuyanlar da bak tecrid-i sarihte yazıyor bunu biz atmıyoruz kafadan diyorlar. Bir hadis kitabını kaynak gösteriyorlar ama o hadis kitabını yazan alim öyle bir şey yazmamış. Onu tercüme eden kendi görüşüne göre eklemiş. İşte Türkçe'de bu tür sıkıntılar olabiliyor. Arapça'da da olabilir ama kitabın orijinalini okuduğunda en azından bu alimin kendi cümlesi veya duyduğu hadis-i şerifi yazmış diye daha güvenilir oluyor. Böyle farklılıklar bizzat ben yaşadım. Bunun gibi niceleri vardır. Yani bir yerde orijinalinden öğrenmek var. Bir yerde ise çeviriden. Çeviriyi yapan kişi tam yapabilmiş mi? Bu da ayrı bir soru. Veya yanlı mı çevirmiş? Bu da ayrı bir soru. Demek ki Arapça nedir? Dini ilimlere vesiledir. Dedik. Tabii Türkçe'ye çevrilmeyen de tonlarca kitap var. Yani Arapça öğrenmezsek dini ilimlerde sınırlı kalırız. Artık ne kadar tercüme edildiyse o kadarında kalırsın. Örnek, Buhari'nin şerhi Fethul Bari çevrilmiş değildir hala. Veya Buhari'nin diğer şerhi, Ayni'nin yazmış olduğu Umdetül Kari birebir çevrildiğini hala göremedim. Demek ki böyle bir takım kitaplara ulaşabilmek için daha fazla daha çeşitli kitaplara ulaşabilmek için Arapçayı öğrenmek bir yerde son derece önemli. Ve ehadu erkaniha. Ehad bir demek. Erkan, rüknü, rüknan, erkan, cemi mükesser. Rükünler demek yani. Asıllar demek. Erkaniha onun rükünlerinden biri. Ehadu erkaniha onun rükünlerinden birisi nedir diyor. Ama onun derken neyi kastediyor? Ha'nın altında 9 var. Öyleyse neyi kastetti? Arapçayı kastetti, evet. Ve ahadu erkaniha Arapçanın temellerinden birisi nedir? Et-tasrifu tasriftir. Tasrif sarrafe, yusarifu tasrif. Fa'ale yufa'ilu tef'in. Tef'in babından mastar bir kelimemiz. Tasriftir. Yani sarf ilmidir. Tasriften maksat sarf ilmidir. Arapçanın rükünlerinden birisi sarf ilmi. Kelime bilgisi içeriyor. Kelimenin yapısıyla alakalı, çekimiyle alakalı, isim, fiil, harf bu tür şeylerle ilgilenen ilme sarf ilmi diyoruz. Başka ne var? Bir tanesi buymuş. Diğeri ne mesela? Diğer başka ne var? Nahiv var. Kelimenin sonlarıyla ilgileniyor. İrab gibi. Başka ne var? Belagat var. İmla var. Yani çeşitli rükünleri vardır diyebiliriz.
Tasdif kelimesinin altında 4 yazdığına şahit oluyoruz. Tasdif de dedik sarf ilmidir. Arapçanın temellerinden birisi sarf ilmidir. Niye? لِأَنَّهُ Çünkü, zira, çünkü veya zira diyebilirsin. Hu'nun üzerinde ne yazıyor? Şan yazıyor. لِأَنَّهُ şan. Şan, zamiri demektir bu zamire. Şan zamirleri dikkat çekmek için kullanmaktadır. لِأَنَّهُ zira. Çünkü, bihi onunla. Onunla derken neyle? İşte altında dört var yani. Ne kastettiği anlaşılıyor. Onunla yani tasrif ile birlikte ne olur? Sara yesiru. Bu kelime ne tür bir kelime? Sara yesiru. Ecbeh bir fiil. Muzari fiildir. Yesiru dönüşür. Ne dönüşüyor? El-kalilu. Az olan şey dönüşür. Neyden az olan? Mesela az olan elmayı mı çoğaltıyoruz, değiştiriyoruz? Hayır. Minel efaali. Fiillerden, fiil türünden, fiil cinsinden olan o az şey var ya, o dönüşür. Neye dönüşür? Kesiran çoğa dönüşür. Sarf ilmi ne yapar? Az olan fiilleri çoğaltmaktadır. Buna bir örnek verelim. Mesela bir tane Nasara yazdık diyelim. Nasara sarf ilmi sayesinde ne olur? Dönüşür. Neye dönüşür? Çoğa dönüşür. Nasıl çok olur? Sarf ilmi vesilesiyle olur. Nasıl yani? Nasara, Nasara, Nasaru, Nasarat gibi veya Yensuru, Nasrun, Nasirun, Mensurun gibi. Bu da bir çoğaltma yöntemi. Veya Nasara ne yaparsın? Ensara. Babını değiştirirsin. Veya Nasara ne yaparsın? Nasara veya Nasara gibi. Ne oldu? Sarf ilmi sayesinde az olan mesela tek olan, tek başına bir tane nasara. Gayet az yani. Bu az olan şeyi sarf ilmi vesilesiyle çoğaltmak mümkündür. Bunun devamında küçük bir bölüm var. Vellahu el-müvessiku vel-mürşidu. Şu an görüntü çok değişti tabii. Şöyle bir baktığımızda görüntü daha net oldu. Daha belirgin her şey. Ama bunda ne var? Haşiye yok. Kenardaki notlar yok. Bunu okuması kolay. Zor olana artık alışmamız lazım ki zor metinlerle karşılaştığımızda şaşı kalmayalım. Yani. Bu zaten derslerde gördüğümüz PDF türü bir şey. Nesine şaşırayım? Zaten aylarca bunu okuduk diye düşünebilmek için en azından psikolojik olarak etkilenmeme adına eski basın kitaplarla yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz. Okumadığımız bölümü de okuyalım burada. Vellahu el-müvessiku vel-mürşidu. Vellahu Allah. Allah nedir? El-müvessiku. Başarıya ulaştırıcı. Vel-mürşidu ve yol göstericidir. Müvessik. Ne tür bir kelime? Mürşit ne tür bir kelime? Bu sorularla birlikte burayı tamamlamaya doğru ilerleyelim. Müvessik de, mürşit de ikisi de nedir? İsim faildir. Vessaka, yüvessiku, tevfik, müvessik. Fa'ale, yufa'ilu, tef'il. Peki mürşit? İfal babından, evet. Erşede. Erşede yurşidu irşadun nur şidun isim faildir. El ef'alu. Konuya anca giriş yapıyor. Yani Maksut adlı kitap sarf ilmiyle alakalı konusuna burada başlıyor. Buraya kadar bir girişti. İşte besmele gördük, hamdele gördük, salvele gördük. Ardından Arapçanın ne işe yarayacağından bahsetti. Sarf ilmi ne işe yarar ondan bahsetti. Ve sonuç olarak sarf ilmine artık burada giriş yapıyor. Fiilleri ikiye ayıracak burada. Asli ve zait olarak ayırmaya başlıyor. Ve daha önce binada görmüş olduğumuz şekil üzere yine ne yapacak? Bize 6 tane babı verecek.
Ardından konu bu şekilde devam edecektir. Şu ana kadar işlediğim konuyla alakalı, yani şu yaklaşık bir sayfa işlediğimiz bölümle ilgili anlaşılmayan bir nokta varsa hemen sormanız mümkündür.